Sayın seyirciler, engelliler taleplerinin yerine getirilmediğini belirterek 24 saat boyunca uyumama eylemi yaptılar. Malatya'da geçtiğimiz hafta feshedilen Malatya Sakatlar Derneği eski şubesinde bir araya gelen bazı engelli dernekleri temsilcileri 24 saat boyunca uyumayarak tepkilerini dile getirdiler. Burada bir açıklama yapan Ali Haydar Koyun, devlet eliyle haklarımıza yapılan saldırıları haykırmak için alanlardayız dedi. 171 engelli sivil toplum kuruluşları olarak engellilerin hak kayıplarını ilgilendiren yasaların değişmesi yönünde yeni bir yasa tasarısı hazırladıklarını belirten Ali Haydar Koyun, taleplerinin yerine getirilmediği takdirde 10-16 Mayıs'ta Türkiye'nin her tarafından Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştireceklerini söyledi. Alanlardayız. Sokakta, pazarda, kamusal alanda görülmesi istenmeyen engelliler, yaşlılar ve bakıma muhtaç bireyler olarak devlet eliyle haklarımıza yapılan saldırıları haykırmak için alanlardayız. Sosyal devlet olmanın görev ve sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak için bakanlık yetkililerini ve mecliste bulunan siyasi parti temsilcilerini daha önce bizlere verdikleri fakat tutmadıkları sözleri siz değerli kamuoyuyla paylaşmak için alanlardayız. Bizler 171 engelli sivil toplum kuruluşu olarak engellilerin hak kayıplarını ilgilendiren yasaların değişmesi gerektiğine inandığımız için yeni bir yasa tasarısı hazırladık. Hali hazırda engelli yurttaşlarımızın birçok farklı alanda sorunlar yaşadığı hepimizin malumu. Bu sorunların en can acıtan ve değişmesi en acil olanlarına el attık. Hazırladığımız kanun tasarısıyla engellilerin ve 65 yaş üzeri ihtiyaçlı kişilerin gelir aldıkları 2022 sayılı yasa ile evde bakım gelirini düzenleyen 2828 sayılı yasanın değişmesi için kanun tasarısı hazırladık. Yasaların değişiklik metinlerini ve gerekçelerini yazdık. Her iki yasanın da ihtiyaç sahibi bireyin gelirini esas almak yerine aile ve akrabanın gelirini ölçü almasının temel insan hakları belgelerine aykırı olup çok ciddi mağduriyetler yaşattığına özellikle vurgu yaptık.